Selam arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. İnternette gördüğümüz o resimlerin nasıl çekildiğini merak ediyor musunuz diye bir soru sormuştum size. Bugün sizin için bu fotoğrafı seçtim. Ve biz şimdi Altuğ ile beraber parkın içinde bu fotoğrafı canlandırabileceğimiz bir mekan arayacağız kendimize. Merak edenler bizimle gelsin. Ben spora devam ediyorum. Altuğ böyle böyle yaparken böyle pantolon ağından gidiyormuş. Hatta bu da değişik bir spor hareketi olmadı. Arkadaşlar gelin biz bildiğimiz işi yapalım. Hacım, pozisyonunu al. Çek. Ayakları yukarı çek. Bu bir. Süper. Yap hareketi. Süper. Bir de boş çekeceğim. Tam şu ağaç hizasına gidip o spor yapan adamların ne yaptığına bakıyormuş gibi durup bakarmış. Süper. Çok güzel. Bitti. Evet, spor aletleri iyi bir denemeydi. Ama daha az insanın geldiği bir ortam bulmaya çalışıyoruz. Rahat fotoğraf çekemedik orada. Amacımız tripod hep aynı kareyi çekecek. Bense çekilen karelerde hep farklı konumlarda duracağım ve farklı hareketler yapacağım. Sonra da bu fotoğrafları Photoshop'ta üst üste bindireceğiz. Hazır mısın sen? Evet, gördüğünüz gibi bu çekim tekniğini yaparken bunu hafta sonu organizasyonunuz olarak da tercih edebilir ve bunu bayağı eğlenceli bir duruma getirebilirsiniz arkadaşlar. Burada en can alıcı nokta ise tripod kesinlikle kımıldamamalı. Gelelim bu çekim tekniğinin montajına. Bunun için bir tane Photoshop'a ihtiyacımız var ama Photoshop için uzmanlığa ihtiyacımız yok. Özellikle bu çekim için. Şimdi az önce videoda gördüğünüz gibi çektiğimiz fotoğraf karelerini şöyle ben size bir daha göstermek istiyorum. Bir tane şöyle yalın çektik. Ben yokum. Bir tane soldan, bir tane ortadan. Bir tane kenardan ve bir tane de Michael Jordan stili. Şimdi bunları Photoshop'un içine atacağım. Üst üste bindireceğim. Ve bir altındaki katmanı silerek bir tane amcaoğlu çıkaracağım içinden. Fakat burada önemli olan bazı noktalarımız var. Örnek veriyorum. Şimdi yalın olanı en sona bırakıyorum. Yalın olanı çekmemizin sebebi fotoğrafı kullandığımızda veya işte montajını bitirdiğimizde bir karelerden birinde çocuk vardır, bilmem ne vardır. Onları yok edebilmek için bir tane boş, insansız olarak bir tane böyle yalın çekiyoruz. Şimdi ben bir tane amcaoğlunu buraya sürükledim, bıraktım. Şurada da gördüğünüz gibi yukarıda fotoğrafım var. Layer'ım da burada. Şimdi önemli olan burada ilk etapta layer'larımı şu sağ
köşeden ok işaretinden background kilidine getiriyorum. Yani şurada bir kilit işareti oluşuyor. Ve ikinci fotoğrafıma da geliyorum. Üst barın oraya kaydırıyorum ve bırakıyorum. Şimdi burada bir tane daha fotoğrafım oluşacak. Ve bu da layer olarak. Şimdi bir buraya bakıyorum. Burada fotoğraf değişiyor. Buraya da bakıyorum. Yine fotoğraf değişiyor. Şimdi bunu da background yapıyorum. Şimdi fotoğrafların ikisi de background oldu. Neden background yapıyoruz? Çünkü bu layer'ı alacağız. Karar verdiğimiz fotoğrafın bir tanesinin üzerine bıraktığımız anda direkt fotoğrafın üzerine hiç kaydırmadan oturacak. Yani bizim burada fotoğrafımızda kayma oluşmayacak. Şimdi ben karar veriyorum hangisinin üstüne kaydıracağım diye. Örnek veriyorum, şimdi burada hareketli olduğum için bunu herhalde silmek biraz zor olacak. O yüzden şu fotoğrafımı şuradan tutup aşağıya doğru çektiğim anda ortada bir pencere olacak bu. Ve bu layer'ımı alıyorum, bu fotoğrafın üzerine bırakıyorum. Şu anda görüyorsunuz, iki tane fotoğraf aynı resmin üzerinde. Kapattım, açtım, kapattım. Şimdi üstteki layer, üstteki fotoğraf demek. O yüzden şöyle bir şey yapıyorum. Bu benim üstteki layer'ım ve altındaki fotoğraftaki amcaoğlunu ön plana çıkartmam lazım. Ne yapıyorum? Üst layer seçili olarak şurada bunun opasitesini %50'ye kadar düşürüyorum. %45, %50 civarında ki altındaki fotoğrafı görebileyim, neresini sileceğim diye. Ve başlıyorum üst fotoğrafı silmeye. Şuradan büyütelim. Bu bizim için yeterli. Ve başlıyorum üst fotoğrafı silmeye. Fotoğrafların üstü... Fotoğraflar tripod hiç kımıldamadan çekildiği için kayıklık olmadığından dolayı sadece ekstradan fotoğrafın üzerinde ben varım. Farklı bir noktada, farklı bir pozisyonda. O yüzden hiçbir şekilde de kayma vesaire veya bir farklı bir fotoğraf olduğu hissiyatı çıkmayacak. Ve opasitesini yükselttiğim zaman buyurun. Bu iki fotoğraf üst üste. Neden beşini aynı anda atmadım? Bunun da sebebi şu. Önce iki tanesini yapmam gerekiyor ki, çünkü burada şöyle bir fotoğraf siliyorum. Eğer 3 tane atsaydım 2 layer'ı üst üste sileceği için karman çorman bir şey olacaktı. Hep 2 tane üst üste atıp kitlememiz gerekiyor. Yani şu anda burada işlemimiz bitti. Tekrardan şu sağ köşedeki oka geliyoruz. Ve bunları kilitliyoruz. Merge'liyoruz. Ve bunları tek fotoğraf haline getirdik. Artık 2 tane fotoğrafımız yok burada. Şimdi bir sonraki hamleme geliyorum. Sağdaki yere, sağdaki amcaoğluna geliyorum ve tekrardan yukarı taşıyorum. Ve şu anda amcaoğlu yine ayrı bir fotoğraf olarak gözüküyor. Bunu da ne yapıyoruz? Yine background yapıyoruz. Ve amcaoğlunu bu pencere seçiliyken background'dan tutup buraya sürüklüyoruz ve bırakıyoruz. Ve şimdi de diğer alttaki iki amcaoğullarını artık yerlerini biliyoruz. Tabii ki siz yine opasitesini düşürerek yapabilirsiniz. Ama ben hızlı bir şekilde buradan yapıyorum. Bu 3 numaralı amcaoğlu ve hemen 4 numaralı amcaoğlunu getiriyoruz. Bunu da kilitliyoruz. Yine tek fotoğraf yapıyoruz. Taşıdık. Evet, kayma yok. Yine ayrı bir pencereye getirdik. Background yaptık. Siz görün diye biraz aşağı kaydırıyorum. Background'u tutuyorum. Ve buraya getiriyorum. Şimdi burada önemli olan nokta, az önce de gördüğünüz gibi, şunu bir aşağıya indireyim. Az önce de gördüğünüz gibi şurada bir amcaoğlu var. Attığım yeni fotoğrafta da aynı amcaoğlu var ve üst üste biniyorlar. Burada az önce yaptığımız şeffaflaştırma yöntemi, yani opasitesini düşürerek
Buradan detaylı bir şekilde çalışabiliriz. Burada ne yapıyoruz? Buradan büyütece geliyoruz. Resmimizi yakınlaştırıyoruz. Ve ben üstteki fotoğrafım şu Michael Jordan stili olduğundan dolayı da Michael Jordan stilini önde tutacağım. Biraz daha göze hoş geliyor. Tabii bu fırça biraz büyük. Bunu küçültüyorum. Ve buradan siz tabii ki bunu daha hassas çalışabilirsiniz. Önce şu kenarları bir temizliyorum. Bu kenarları temizledikten sonra şuradan göreceksiniz ki yavaş yavaş amcaoğlu arkadan çıkmaya başlıyor. Ve resmi küçültmek için Alt GR Shift tuşlarını aynı anda bastığınız zaman artı büyüteç eksi oluyor ve resmi küçültebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve amcaoğlu burada. Şimdi amcaoğlunun diğer kısımlarını da, üst üste binen kısımlarını da yapacağız ve resmimizi burada bitireceğiz. Buradan biraz daha küçültüyoruz. Gördüğünüz gibi elin çevresinden de hattımızı alıyoruz. Ve evet, buradan opacity'mizi tekrardan yükselttik. Şuradan biraz daha içeri girebiliriz. Ve fırçamızın boyunu tekrardan büyütüyoruz. Amcaoğlunu ortaya çıkarıyoruz. Geriye kalan amcaoğullarını da uyudukları yerlerden tekrardan çıkarıyoruz. Ve size çılgın bir hafta sonu fotoğrafı çıkıyor ortaya. Bunu böyle çoğaltabilirsiniz. Bunu sahil kenarında yapabilirsiniz. Bir otobüsün içinde 4-5 koltukta yapabilirsiniz. Vesaire vesaire. Bunları böyle sonsuz bir şekilde çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Burada en önemli nokta, tripod hiç kımıldamamalı ve tripodda çekilen fotoğraflar hiç kaymamalı ki siz Photoshop'ta bunları üst üste bindirdiğinizde bir alt katmanın öne çıkması için silme yöntemiyle bunu yapabilirsiniz. Tabii ki Photoshop'ta bunun 1001 tane çözümü var. Yani matematik formülü gibi. Kimileri başka türlü yapabilir. Kimileri burada başka fırça yöntemleriyle de bunu yapabilirler. Ben bunu mümkün olduğu kadar hiç Photoshop kullanmayan bir insana yönelik anlattım. Umarım bu anlatım tarzım yeterince basit olmuştur ve faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ve lütfen bu yöntemle çekmiş olduğunuz fotoğrafları merakla bekliyorum. Bana gönderin lütfen. Teşekkürler. Ne be lan? Yine mi buldunuz bizi? Bayağı hesap sorar gibi bakıyor. Bu haftalık bizden bu kadar. Ve yanımda Altuğ var. Altuğ'a sonsuz teşekkür ediyorum. Bu videoda tekrardan bana destek verdiği için ve video çekimlerinde yardımcı olduğu için Altuğ'un Instagram'daki insta_fenomen hesabını da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda veya diğer videolarda çekmiş olduğunuz yöntemlerle fotoğraflarınızı Instagram'da Altuğ'un hesabında da paylaşabilirsiniz. Kendisi biraz vicdansızdır ve ben kendisine
birkaç kez torpil, arkadaş torpili kullanayım istedim. Benim fotoğraflarımı tanıt, amcaoğlunu tanıt dedim. Vicdansız tanıtmadı. Olmaz öyle şey. O yüzden gönül rahatlığıyla hashtag insta alttire fenomen etiketiyle de Instagram'da fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Altu, konuyla ilgili senin bir yorumun var mı? Herhangi bir şey söylemeyeceğim. Arkadaşlara bol şans diliyorum. Buradan duyurmak istiyorum. Bir sonraki hafta bizim yine Altu'yla Maltepe sahilinde çektiğimiz selfie çekim tekniklerinin ikinci bölümünü paylaşacağız arkadaşlar. Bu haftalık bizden bu kadar. Sonsuz teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Ne diyorduk? Baş parmak. Baş parmak. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Haydi. Haydi. Aa, kaydetmeyi unutmuşum.